Merhaba arkadaşlar, ben Akif Metin. Arkadaşlar merhaba, Barış Çiçek ben. Bugün konumuz genel olarak kangallar. Ana baş kimliğimiz Türk çoban köpekleri hakkında. Malum internette, Facebook'ta bu konu üzerinde çok tartışmalar var. Evet. Biz de bu tartışmalara aslında ortak olmak istemiyoruz. Ortak olmak istemiyoruz ama her nedense her seferinde ikimiz de bu tartışmaların ortasında buluyoruz. Buradaki amacımız kangalların ya da köpeklerimizin nasıl olması gerektiğini ve bizlerin yıllarca nasıl köpekler ürettiğini, nelerine baktığını bunları sizlere anlatmak istiyoruz. Yani kangal köpeğinde asıl olarak ilk başta nelerin olması gerektiğini onlara kısa bir şekilde anlatmak istiyoruz. Evet, kısa kısa anlatacağız. Şimdi konumuz şöyle. Hani konumuz gündem kangal diyoruz. Evet. Şimdi örnek verip şuradan başlayalım. Şimdi ben bunu Habertürk'e canlı yayına çıktım da ben bu simgeyi götürdüm yani. Bunu götürdüm. Hı-hı. Yani bizim bugün baktığımız zaman fiziksel olarak kangal köpeği dediğimiz bir köpek. Evet. İlk önce insanlar buna baktığı zaman yani bizler de bu şekilde kangal köpeğini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu fiziksel olarak. Fiziksel olarak. Şimdi bizler asıl fiziksel özellikleri değil de içgüdüsel kurt boğma özellikleri olsun, ondan sonra cesurluklarına bakarak onları anlatmaya çalışacağız. Yani bu bir kimlik. Yani evet. Köpeğimizi yani görsel olarak sadece bugün buraya koyduk. Bu Ilgaz isimli köpeğimiz. Bu da bizim meşhur Talas. Biraz yakın çekersen Barış Çiçek kardeşimin meşhur Aşil'in oğlu. Yani bizim bugün kangal diye dediğimiz, tabir ettiğimiz köpek. Şu an bizim kangal dediğimiz ama bizi sevmeyen insanların kırma dediği panter. Yani şu an Barış köpek gibi Türkiye'de şu an... Şimdi şöyle, köpek mükemmel bir köpek. Yani şimdi... Kurda benzer diyoruz ya kangal. Aynısı. Orijinal aynısı. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani kaç gündür ki dedik ya. Hani nasıl anlatayım ki size? Biz şimdi yıllardır kangal anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bu konuda da illaki şey olacak, nasıl diyeyim? Hani akıllı insanlar işlerini yaparlar, yapamayanlar çamur atarlar. Öyle. Gibi mevzu var zaten. Hani ama ne yaparlarsa yapsın bu konu hayatta değişmeyecek. Biz bu kangalları yine beslemeye devam edeceğiz. Evet. Yani bunda hiçbir sıkıntımız yok. Hani kimin ne yaptığı da bizi hiç mi hiç bağlamıyor açıkçası. Biz sadece işimizi yapıyoruz. İşimize odaklanıyoruz. Bildiğimizi üretmeye çalışıyoruz. Bildiğimizi üretmeye çalışıyoruz. Bunda da şöyle bir şey. Demek ki gerçekten Akif Metin ya da Barış Çiçek bugün gerçekten güzel bir şeyler yapmış ki bu kadar eleştirilere maruz kalabiliyor. Evet. Ondan sonra çünkü bu iş böyledir. Yani birileri bir şeyleri yapar, yapamayanlar da eleştirirler. Her kişi işiyle boş kişiyle uğraşır. Kişiyle uğraşır. Bizim konumuz kişiler değil. Ondan sonra kişilerin isimlerini de asla anmıyoruz. Evet. Bizim işimiz sadece üretmek. Ve bildiğimiz doğruları, yani doğru bildiğimiz şeyleri insanlara anlatmak. Mevzu tamamen bundan ibaret. Yani bildiğimiz şeyleri, nasıl diyeyim size, kangal severlerle paylaşmak. Yani amacımız, başka bir amacımız var mı? Yok. Hayırımız da yok. Başka bir amacımız yok. Amacımız en iyisi üretebilmek. Ama bunu yaparken birilerinin sırtına basarak yapmıyoruz. Sadece kendi işimizi yapıyoruz, kendi işimize odaklanıyoruz, o kadar. Şimdi ben bir geçen bir yazı yazdım. Aslında bu diyaloglar ondan dolayı da biraz da patlak verdim. Ben dedim ki köpeklerin dış görünüşüne değil, iç cesurluk karakterli kurtçularına göre ilk önce onların bakılması gerekiyor. Sonra köpeklerin dış görünüşüne bakarak kangal mı, Anadolu çoban köpeği mi diyerek ayırmamız gerekiyor. Şimdi Barış kardeşim, sen Sivas'ın, ben seni oraya çok geldim, Kangal'ın ilçesinin Uşkaya köyünün mezrasında yaşayan bir adamsın. Dağın başında yaşayan bir adamsın. Dağın başı senin orada. Evet. Yol yok, iz yok. İlla. Biz de ona yakın bir yerde büyüdük. Şimdi orada büyürken ya da bu doğal şartlarda büyürken hiç kimse bu köpeklerin böyle fiziksel özelliklerine bakmıyor. Hayvancılık yapan insanlar. Neyine bakıyoruz? Köpeklerin nasıl kurtçu olduğu, nasıl cesaretli olduğu, nasıl iç güdülerine... Yüzyıllardır böyle gelmiş. Ha böyle. Ama bu fizikteki üretilmeye başlayan köpekte bir 5-10 yıllık bir mevzu. Böyle bizim. Önceden 2000 kaçta başladı? Ya nasıl diyeyim size? Hani 2000'den sonra zaten 2000'den. Yarışmalar başladı. Yani bu da 2000
2000 yılda bir, 20 yıla bir de öyle bir tarih yok. 10 yıldır diyelim. 10 yıldır. 10 yıldır. En yüksek 10 yıldır. Ya daha da 10, 12. Ya tarih önemli değil. Hı hı. Mesela bunun 50 yıl önce hiç kimse böyle bir köpeğin fiziksel özelliğine bakıyor muydu? Hiç bakan yoktu abi. Bakan yoktu. Hiç bakan yoktu. Neye bakıyordun? Hiç hatırlamıyorum. Neye bakıyordun? Filancanın köpeği kurt boğmuş. Hah, herkes ne yapar? Ondan dişisini en dişisini götürür, o köpeği çekir ki kurtçu köpeği. Hah. Gittiğin zaman sen, ya bu köpeğin ayakları güzel, kuyruğu simit, bakan yok. Sadece köpeklerin göstermiş oldukları görevlere göre üretiliyordu. Ha, görevlere göre yani nasıl diyeyim, hani biz kurtçu diyoruz ya, kurtçu demek cesur demek. Demek. Yani herkes... yani Kangal değil de mesela şimdi Kangal diyoruz diye de kurt boğan köpek, kurtçu köpek deniyordu. Kangal ismi değil de aslında kurtçu köpek. Yöresel olarak hep aynıdır. Mesela Urfa'da güreğe, güreğ diyorlar, aslında onlar da kurt boğan anlamında. Yani aynı şey demek. Beş diğeri kurt boğan anlamında. Kangal'da kurtçu, doğuda güreğ. Yani Kürtçesi evet. Ve Türkçesi gibi yani. Bir şey. Şimdi köpek zaten cesur olunca abi, şimdi köpekler doğal olarak eşleştiriyoruz ya. Evet. Şimdi cesur olan, dişiyi kim alır? Cesur alır. Evet. O zaman kimden türer bu? Cesurdan. Şimdi tamam, hayvanın bir fiziksel özellikleri vardır, 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Ama kangalı tamamen bir tipe sığdıramazsın. Sığdıramazsın. Yani çünkü mesela biz bu fizikteki köpeğin asıl tartışma buradan çıktı. Hı-hı. Şimdi aynı bu fizikteki köpeği aldık. Hı-hı. Baktığımız zaman evet. Birinci sınıf bir kangal. Evet. Bunu ne yapıyoruz? Şu an dış görünüşüne göre değerlendiriyoruz. Aynı ayarda bir tane dişi getiriyoruz. Evet. Bunun anasını bilmiyoruz. Aha. Anasını bilsek de onun ebesini bilmiyoruz. Bunun dayısını da bilmiyoruz. Zaten şimdi... Büyük amcasını da bilmiyoruz. Bak bilmiyoruz ama böyle bir köpek çıkmış. Türkiye'de hiç kimse şu köpeğe 10 jenerasyon öncesini söyleyemez. Hatta bak şuraya not aldım. Yani, bak, nasıl diyeyim? Ne yazmışız? Bir panterlerde sadece 10-15 jenerasyon söyleyebiliyoruz. Ona da kanıma diyorlar söyleyemiyoruz. Zaten. Yani sapkan köpek deyip şuraya getirip de bu köpeğin dedesini bilen henüz yok. Bak buraya not almışsın. Katışıksız, saf kan, bozulmamış, doğru dış görünüme sahip kangal köpeğinin kaç kuşak geçmişinin sahip olduğunu katısız olarak nasıl bilebiliriz? Bunu bilmemiz mümkün mü? Bilmemiz mümkün değil. Öyle yani bir şuradan, şey yok. Abi şuradan nasıl diyeyim sana? Biz 2020 mi? Ya da bozulmamış kaç kangal var? Abi gittik 1950'ye ne biliyoruz? Ne hiçbir diyoruz? Şey. Hiçbir şey. Nerede mi? Şimdi veyahut da görüyorsun işte internette hani millet çıkarıyor ya. İşte bu ne? Orijinal saklan diyor mesela. Bu köpeğin iki jenerasyon öncesini sayabilir misin bana? Sayamazsın. Şimdi internette nasıl oluyor? Şimdi adam bir tane köpek buluyor. Evet. Böyle ağız zaten genelde Anadolu çoban köpekte de böyle 3-5 yaşından sonra ağzı ağrımaya başlar. Aynen öyle. Yani böyle biraz daha kibarlaşmaya başlar. Yani hani millet buluyor eski kangal falan. Şimdi adam onu buluyor, hemen alıyor, geliyor. Ya bu tamam, fizike bir şey demiyor. Ama bunun bu zamana kadar ne yapmış? Zaten çok iyi bu köpek, zaten iyi köpek çok yaşamaz köyde. Ha, çok yaşamaz. Ya kurtlar boğar öldür, ya kızana gider, orada itler boğar öldür. Aynen öyle. Öyle yani. Öyle. Yani Anadolu'da iyaşı böyledir yani, kurtlar gibidir. Şu an şimdi bizim özelliğimiz çiftlik... ne biliyor musun aslında? Biz Anadolu'yu biliyoruz. Evet. Yani şu an çiftlik tarzı değil. Ha. Yani bunun doğal ortamı. Hı. Şimdi bugün Sivas'ın ya da Kayseri'nin bir köyünde bir dişi kızam oluyor. Kangal bir dişi. Evet. Buna arkasında 10-15 tane köpek olur köyde. Yani bunun hepsi ne? De atlar. Yani kimden ne tuttuğu belli değil. Yani 2-3 tanesi atlar yani. 2-3 tanesi atlar. Hadi iyi köpek atlar da o da sahibi gelir tutar öbür de atlamaya başlar. Öyle oluyor yani. Aha. Şimdi doğan yavruları bakıyoruz. Ana kanga babanın ne olduğu belli değil. Şimdi yavru anaya da benzer, babaya da benzer. Hı hı. Şimdi anaya benzeyenleri tuttuk diyelim. Kangala benzeyenleri. Aynı bu şekilde kangala benzeyen yavruları tuttuk. Hı hı. Büyüttük, fiziksel olarak kangal. Evet. Ve aynı şekilde meydana gelmiş başka bir yavruyu tuttuk. Anası kırma köpek, babası kangal. Kangala benzeyen dişi yavruyu da tuttuk. Evet. Ve bu çıkan yavruları çiftleştirdik. İkisi de birinci sınıf bu şekilde kangal. Evet. Altında buna benzemeyen Anadolu çoban köpeği dediğimiz köpek çıkacak. Çünkü bak, köpek atasını verecek. Bak, buna ne oluyor? Buna ne oluyor? Yani bizim Anadolu'daki bütün köpeklerimiz zaten akraba. Evet. Gen bağı var. Bundan 50 yıl önce kimse köpek çiftleştirmiyordu, kaşına gözüne bakalım. Doğal seleksiyonla bak geliyor. Kim kime atladığı belli değil. Abi zaten şimdi bak kangalı diyorum ya bak. Hep bir tipe sığdıramazsın.
Bunun hepsi boru burunlu, hepsi gözü çekik olmaz. Şimdi ben niye diyorum biliyor musun? Şimdi bak abi bugün... Şimdi burada bu Talaz, 8 yaşında bu köpek. 8 yaşında. Şimdi Talaz'ın 1 yaşındaki haline bakarsak, doğru mu? Evet. 1 yaşındayken farklıydı bu köpek. Ha, bu bak, köpek şu da, ha, sıcak iklime bak, gittikçe sıcak iklimde değişir, soğuk iklimde de değişir. Bir şimdi de bu var. Bu yavruları ben Almanya'ya verdim. Bu evet. Talaz'ın kızı. Evet. Bu da burada 1,5 yaşında falan. Hı. Şimdi şu köpeğe elinizi vicdan... Ne diyoruz? Köpeğin atası kurt diyoruz. Hı. Şimdi bu köpeklere kanka kırma diyorlar. Şöyle bakalım. Bak. Şu köpeğin... Yaklaştırdın mı Akif? Kulakları tik olsa kurtla aynı mı değil? Şimdi aynı. El vicdan. Aynı aynı. Komple aynı. Bu Talaz'ın oğlu. Kızı tüyü, pardon. Tüyü, gözü, başı her tarafa. Yani şu köpeğin kulakları biraz daha dik olduğunu düşünün. Bakışı, duruşu kurt. Hani kangal köpeğin adası kurt diyorduk ya. Kurt. Bu köpek safkan bir panter. Şimdi şu an hani bizim beslediğimiz panterlere kırma deyip şey yapıyorlar ya. Bu köpeğin babası Talaz. Abi zaten bir şey anlatmamız gerek yok. Bak yok. Köpeğin soyunu anlatıyoruz biz şu an. Yani panterler anlatıyoruz. Hem ırklar anlatıyoruz hem de ki köpeklerimizi anlatalım. Çünkü hani bir ortada bir iftiralar oluyor. Hı. Şimdi bunun annesi de şu an yarışmalarda birinci olan Herkül'ün kızı. Evet. Herkül'ün pardon kardeşi. Panter. Yani bu annenin de babanın da orijinal safkan bir dişi. Panter. Evet. Hiçbir kan yok başka. Baktığımız zaman şu köpeği birebir kurt. Bu ne? İspat. Abi çok basit. Üretim. Şimdi bak şöyle bir şey var arkadaşlar. Buna iyi dikkat edin. Şimdi biliyorsun hani nasıl diyeyim size şey gibi oldu bu aynı bu tartışmalar nasıl diyeyim şimdi birileri birilerini topladı işte nasıl anlatayım ki size o tayfa bir de hep böyle 3 kuruşa 5 kuruşa köpek satmaya çalışanların hepsi bir araya geldi böyle bir saldırı başlattılar. Aslında bu saldırının nedeni ne? Baktılar ki ya bu kangal gerçekten bir şeyler yapıyor yani bu evet, adamlar bir şey yapıyor. Ve bu kangallar artık tutulmaya başladı. Yani insanlar kangallardan... Ha bu dedikodular... Aslında kangala en çok zarar verdiği şey de kangal bak. Dedikodunun evet. En çok zarar verdiği şey şu an çünkü kangal. Çünkü insanların aklı karışıyor. Aklını karışıyor. Çünkü sen başka bir şey... Adam şimdi diyor ki ya Akif'ten Barış'a mı inanayım diyor. Ahmet'e Mehmet'e mi inanayım diyor. Ha şimdi adam... Biz burada şimdi ne olacak? Şimdi karşı taraf konuşuyor ya. Biz de burada... icraatlı bir şekilde aslında en güzel cevap... Üretimi yani anlatıyorsun. Yani sevgileyerek göstermek. Çünkü insanların... Konuşmuş olduğu tezi çürütmek şu an. Ha, bak. Ne dedik? Bu biraz abi önceki Talaz. Şimdi kızı. Şu var bak. Şimdi bu senin ürettiğin hayvan anlatıyor. Evet. Şimdi atıyorum bize iftira edenler ne yapıyor? Ürettiği bir hayvan anlatmıyor. Bak biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Evet. Adamlar yaptıklarını ya da yapacaklarını anlatmıyorlar. Sadece kangalı tarif ediyorlar. Tamam güzel. Okey. Evet. Şimdi bunu ürettin mi? Yok. Değil mi? Doğru mu? Evet. Üretmiyorsun. Şimdi bir de panter dedik. Ama bak şimdi şu var. Şimdi şu göz rengi davası var ya. Evet. Bak bu çok önemli. Göz rengi. Bakın arkadaşlar göz rengi. Şimdi yeni bir şey çıktı ya. Moda diyeyim ben size. Evet. Köpeğin göz rengi kangalı siyah mı olacakmış? Öyle bir şey var. Siyah olacak. Olabilir. Diyorlar. Evet, yani dediklerine göre öyleymiş. Hani biz bilmiyoruz ya abi. Açık da olabilir ya. Yok yok biz bilmiyoruz. He, öyle oluyor. Öyle oluyormuş. Sene 88'de TRT belgeselinin videosu var. Beyaz köpek var orada değil mi? Beyaz köpek var. Özel de ben beyaz. Merak eden arkadaşlar 88'deki videoyu açsınlar. Köpeğin göz rengine bir zahmet baksınlar. Rengi neymiş? Kırma olur. Yani o zaman kangal işte bizde olsa kırma oluyor, orada kangal oluyor. Bizde olsa kırma oluyor. Demek ki o göz renginde varmış yani doğru mu? Olmaz olur mu canım? Yani bir de bu ya kardeşim mi? Biz bir anne babadan 5 tane çocuk doğuyor 5'i birbirine mi benziyor? 5 parmağın 5'i birbirine mi? Tamam bak bir de dayanamadı bu konuda, hadi sigara yakacağım abi. Bu konuda, tamam insanların eleştiri hakkı var ama tabii yorum yani. Yapabilmek için Akif gibi bu köpekten bu köpeğe önce... Bunların atalarını sen ürettin zaten. Ha, üretmen lazım. Belli devamını getiriyor. Şimdi. Burada sen de aynı köpeği üretiyorsun, ben de köpek üretiyorum. İkimiz de ticaretini yapıyoruz ama burada söz konusu kangal, ikimiz de aynı ideolojide konuşuyoruz. Aynı ideolojide konuşuyoruz, yani bunda değişen bir şey yok. Şimdi bir de şu var abi. Bu konuda şimdi bir eğitim aldın mı? Soruyorum mesela. Onun bir okulu yok ki.
Bir eğitim aldın mı? Bunu yok. Çok üreterek, çok yaşayarak, çok görerek bilirsin. Ha, bunda yani bir eğitim aldın mı? Yok, okulu yok zaten. Yok, öyle bir okul yok. Yani ele, hani... Bunu veteriner de bilmez. Ha, veteriner de bilmez. Şimdi, bunu yaşadın mı? Hayır. Bunu daha da gördün mü? Hayır. Hayır. Bunun, nasıl diyeyim, 2000 öncesini gördün mü diye sorsak insanlara? Hayır. Ya ama şimdi nasıl yorumlayacağım o zaman? Şimdi bunların hepsi hayırken. O zaman sen şimdi nasıl ne diyorsun yani? Bir köpeği kim bilir? Dağdaki çoban mı bilir? Ya da ki Ankara'da oturan, Çankaya'da oturan bir adam mı bilir? Bir baktığın zaman dağdaki çoban bunun burada nasıl gittiğini bilir. Köpeğin nasıl hareket ettiğini o herkesten daha iyi bilir. Biz de bunları yaşayarak büyüdüğümüz için biz daha iyisini biliyoruz. Demek biz yaşayarak büyüdük. Yaşayarak büyüdük. Bugün benim oğlum 8 yaşında. O da yaşayarak büyüyor. Senin kızın aynı keza. Yaşıyor çünkü onun içinde yaşıyor. Yani bir de şu abi şu var. Nasıl diyeyim size? Adam araba ustası. Mesela. Evet. Şimdi ben arabayı ne yapıyorum? Alıyorum. Petrola giriyorum. Mazot koyuyorum ve çıkıyorum. Haricini bilebilir miyim? Bilemez. Bilemem. Araba bozulunca kime götürüyorum? Tamirciye götürüyor. Tamirciye götürüyor. Tamirci o kablo nereye gider? Bu yağ nereden geçer? Bunları biliyor. Şimdi ben o adama bunu öğretebilir miyim? Öğretmem için çocukluğumdan beri orada çırak olmam gerekiyor. Çıraklığını yapmadığın için ustanı yapamazsın. Yapamazmıştır. Şimdi bu bizim panter dediğimiz dişi. Hı? O da erkek. Bu köpek de benim kapımda değil. Ben bunları ürettim Almanya'ya evet. Ben. Evet. Yani orada bunlar üretilmiş. Bunlardan yavru olan bir Almancılar bana ulaştılar. Yani onları besliyor. Yani bu nesil, yani bu kuşaktır. Sen de başlar, ben de devam eder. Ben bu adama ikisini vermişsem, adam da ikisini üretmiş. Ben bunları yetişkinken verdim, yavruken vermedim. Şimdi bu da Zaza'nın oğlu. Evet. Panter değil bak. Evet. Anası panter. Ha. Babası Zaza. Zaza. Şimdi renk benzerliği var. Renk benzerliği yok babadan. Şimdi buna da kırma dediler. Şimdi şu köpeğe baktığımızda. Erkek bak, dişi köpeğinin, erkek köpeğin farkı belli oluyor zaten. Ağzı erkeğin daha kalın, dişi somak aynı bak. Evet. Baktığın zaman ikisi de kurda eşdeğer köpektir. Buna kimse itiraz edemez. Bunlar uzaydan gelmedi. Bir de bir şey bunlar soruyor. Uzaydan gelmedi. Başkasının kapısını çekip de burada anlatmıyoruz. Kendi emek vererek, yılların tecrübesini yaparak çıkmış köpektir. Kesinlikle bak şimdi bir de şimdi şu var abi. Şimdi ben bunun çocukken diyorum ya adeta 80'lerdeki köpekler aklıma geliyor bak. 80'lerdeki evet. Köpekler. Yani aklıma gelen, gördüğüm, yaşadığım. Şimdi köpeklerin nasıl diyeyim? Yuvarlak kafa köpekler vardı abi. Yuvarlak kafa. Şimdi kangala bir tipe gönderirse hepsini aynı model yaparsın. Şimdi bunun babasını sen iyi bilirsin. Dedesini pardon. Karakuşku Tommy var ya aslan. Evet. Aslanın Ares vardı ya. Hı. Ben getirdim. Onun oğlu. Hı. Tommy. Hı. İyi çekiyor mu abicim? Hı. Şimdi İnsanların, hani ne diyorlar ya, siz kırma köpek üretiyorsunuz dediğiniz köpek. Bak evet. Abicim, kendileri internette 5-6 yaşındaki anlattığı köpeklerle birebir aynı, biz kırma üretmişiz. Şu köpek kapıma duruyor hala. Şimdi abi şunu, otur seyre, şu yavruyu, yani şu an 1 yaşında. Bir de bak şimdi, hata nerede biliyor musun abi? Bak şu an şu yavruya baktığın zaman biraz önce kırçır modelini gösterdik. Şu an bu da boz hali. Bak abi bak. Size şuradan kamerayı yaklaştır abi. İlginç bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Bak kafasına gel kangal. Yok kafası önünde abi. Bak neresini açayım? Kafa var ya. Neresini açayım lan? Sana şöyle söyleyeyim. Yaklaştır abi. Nereye yaklaştır? Şu post var ya arkadaş. Evet. Bak yaklaştır postu. Bakın arkadaş. Postu görüyor musunuz böyle? Tık 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 dağılıyor. Bu hani kangal postu dediğimiz post var ya. Evet. Kangal postu bu. Şimdi adamlar bakarken köpeğin sadece suratına bakıyor. Bak şuraya bakıyor. Buraya odaklanırsa çoğu köpeği meleze çıkarırsın. Bak şuraya odaklanırsa çoğu köpeği meleze çıkarırsın. Çünkü bir adam aplak yüzlüdür, diğeri sivri suratlıdır. Şimdi o zaman sivri suratlı köpekler kangal olur. Tamam mı? Yuvarlak kafalı köpekler kangal olmaz. Evet. Süper. Şimdi bu köpeğe kangalın bir de postu diye bir şey var. Şimdi bak şu kuyruğa bak dikkat edin arkadaşlar. Bak arkadaki de aynı yuva kardeşi bak. Bak kırçıl olan. Ha? Aynı kardeş var bunlar. Bak biri boz, biri kırçıl. Aynı anın babanın yavrusu. Burada başa gelip bir köpek atlayan imkanı yok. Burada çiftlikte kontrolü üretilen köpek bunlar. Biri boz, biri karabaş.
Abi bizde eskiden köpekler vardı, aynı kardeş oluyordu. Biri kaçır, biri boz oluyordu. Ben hep anlatıyorum ya. Ha şimdi yine aynı yavrunun önden çekilmiş hali. Ha. Burada bir sene sonraki hali. Ha. Yine aynı şekilde. Aynen öyle. Şimdi köpeğin buyruğu, bir de kemiğine de bakın arkadaşlar. Yani bir köpeği eleştirirken köpeğin kemik yapısı var, postu var. Aslında size şöyle söyleyeyim, ben buradan baktığımda o kemiğin ta içini bile görüyorum, emin olun. Ha, bak içini bile görüyorum onu. Ama buradan çoğu adam neye bakıyor biliyor musun? Bir fotoğraf, kafası, tamam bu Kangalya'da değil. Ya öyle bir şey olamaz ki abi ya. Bu da süper bir köpek. Talaz'ın kızı. Süper bir köpek. Şimdi bunlar, biz şu an biz burada Kangal köpeklerini gösterirken başkalarının ya da Ahmet'ten, Mehmet'ten bulduğumuz köpekleri gösteririz Barış'cığım. Hah! Kendi ürettiğini gösteriyoruz. Ürettiğimiz köpekleri gösteriyoruz. Ha, mesela bu zaten yani, abi, ürettiğini gösteriyorsun. Bu. Ve ileride de göstermeye devam edeceğim. Bunu gösterirken en gurur duyduğum şey, çünkü hani bugün bir yavru gösterdik, anlattı da canlı. Ne kadar emek verildiğini, sen o 5 sene önce emek verdin, 10 sene önce. Ha, aşırı üretene kaç sene oldu? Aşırı ta 2000. Hemen 20 yıl önceki ürettiğim bir köpeği bugün torununu gördüm. Oradan 20 yıl önce sen emek vermişsin. 6-7 yılda ben emek vermişsin. Bir tane yavru çıkmış. Ona da hırma deniyor. Yani verilen emeğe bak. Onun bir parayla bir eş değeri yok. Parayla bir eş değeri var. Yok. Ve bu, kimse bu da onun normalde. Bu da dişi bir Kangal. Hı? Bak. İşte dediğim olay bu. Arkadaşım, üretin şunu gösterin. Tamam mı? Ve bir adam bir şey yapıyorsa önce takdir etmesini bilecek. Şimdi ne yapacağım burada, diyeceğim ki Akif Metin'e helal olsun, şu köpeği çıkarmış diye. Ha, bugün bu da Mirce'nin oğlu. Evet. Ne panter, hiçbir panterin alakası. Babası kayıtlı, 4 tane kurt boğmuş bu köpek. Evet. Şimdi biraz da köpeklerimizin şeyinden bahsedelim. Hani sabah Mirce'yi yani... Kangal'dan gelme değil mi abi? Evet. Bildiğimiz Kangal köpeği. Tabii canım. Orijinal bir Kangal köpeği. Bu da bu. Bu yavru burada 12 aylık falan. Bak köpeğe baktık. Yaklaştır abi. Bak şimdi. Abi bak işte sıkıntı burada. Bak. Köpeğe baktık. Yaklaştırdık. Köpeğe... Fotoğraf makinesini çektiğim için bu bozuluyor. Öbürleri makineye çekiyor. Evet, yaklaştır yaklaştır. Bak abi sen de yaklaştır kamerayı. Koyun bizim bak. Koyun benim. At benim, köpek benim. Biz bunları daha da öğreniyoruz. Bak abi şimdi. Şu köpeğe şimdi ne yaparlar biliyor musun? Döndürürler, derler ki bu köpek yanlış bakıyor derler. Mesela. Yanlış bakıyor derler. İşte benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Köpeğin postu Kangal mı? Kangal. Kemikleri Kangal mı? Kangal. Kuyruğu Kangal mı? Kesin Kangal. Kuyruk kökü kalın, yani en önemli şey zaten bu. Abi. Köpeğin bakışı, tamam mı? Köpeğin kafası iri olduğundan dolayı biraz daha böyle düşük bakıyor. Şimdi düşük bakıyor diye bunu Kangal'dan çıkaracağız mı abi? Olur mu? Yani bunun bir kardeşi, bak şimdi eskiden biz köpek tutarken bir ufağını bir de büyüğünü tutarlardı. Yani bir iri yavru, bir de küçük yavru. Evet. Şimdi aslında bu mevzu neyi biliyor musun Akif? Bak iri yavru, iri köpekler genelde hantal ve dökük olur. Yani aynı oranda bakış olmaz. Yani şu çekiklik falan dalgasına evet. Ya o oranda bakmaz. Küçük yavru o şekil bakar. Küçük yavru. Ama o küçük yavru hızlı olur. Şu anki Kangal köpeği diye nitelendirilen hep o küçük yavrular. Mesela şu dişi bak. Bu köpeğimizin kızı. Hı? Şimdi babası kırçı, kızı boz. He. Şu an benim sürümde çalışıyor. Çalışıyor. Çalışmıyor zaten, sürü değişiyor. He. Çalışmaz. Güzelliği ben onun başına gözüne bakmıyorum. İlla ki. Burada gidecek ki davarı koruyacak ki. Aynen. Orada malı koruyacak. Şimdi ha. Çok güzel aslında bir örnek şu an. Mükemmel bir örnek. He. Yaklaştır kardeş. Yaklaştıralım. Biri Zaza'nın oğlu. Evet. Hani millet şu an Kırma dediği köpeğin oğlu, biri de Ares'in oğlu, yani Tommy'nin torunu. Hı hı. Şimdi burada baktığımız zaman biri kan kırçıl, biri boz. Evet. Şimdi renklerinden başka birbirlerinden ayırt edilen bir özelliği var mı? Bunlar bu bir çiftlikte de olur köpekler. Abi bakın. Bunun soyunu da sayalım. Bunun anası da Talaz'ın kızı, Aşil'in torunu. Babası Zaza. Yüz hatları aynı mı? Aynı. Aynı. Bak şimdi gerek abi. Kemik yapıları aynı mı? Aynı. Post yapılar, şu çizgiler var ya bak, ben en çok şuna dikkat ettim, şu çizgiler. Bak sanki tarak geçmiş gibi. Tarak geçmiş gibi. Taramışsın gibi. Şimdi bu köpeğin postu da aynı, bu köpeğin postu. Bunun kemiği de aynı, bunun kemiği de. Onun buyruğu da, onun buyruğu da. Arada renk farkı var. Şimdi örnek vereyim sana, kurt.
Bozkurt ve gırçı kurt var mı abi? Var. Var. İkisi de aynı babadan anneden doğuyor mu? Doğuyor. Doğuyor. İkisi de kurt mu? Kurt. Demek ki sorun gitmiştir abi ya. Aslında biz boşuna konuşuyoruz. Onun kadar üçünü daha yeni aldık dedi paketi. Yok abicim öyle deme. Şimdi ya, şu an bizi milyonlarca insan takip ediyor. Ha? Şimdi insanlar sadece köpek resmi paylaşmakla da olmuyor. Anlatmak gerekiyor. Şimdi adam bize ne yapıyor? Ya kangal köpeği nasıl olur? Ya izlesinler. Burada görsünler yani. Bize zaten formasına gerek. Burada biz... Tek tek anlatma şansın yok. Ancak böyle anlatıyor. Bu şekilde anlatılır. Burada da kayıtlı bir şekilde gösteriyoruz. Herkese. Şu an biz bunu YouTube'a yüklediğimiz zaman yıllarca duracak. Belki biz öleceğiz. Gideceğiz. Ama bu devam edecek. Bu devam edecek. Ya A2'den Barış çıktı da bir video yapmışlar. Gösteriyorlar adamlar. Biz de oradan devam ettik. Bizi binlerce insan örnek alıyor Barış'cığım. Şimdi basit bir şey değil. Bugün Türkiye'ye gezdiğimizde gittiğimiz zaman her yerde bir karşılanma oluyor. Aa geçen bir yere gittin yola kadar çocuklar üzerine at diyor. Ha? Geçen buraya bir aile geldi. Ya yenge dedi ki hanım şey arkadaş hanım ya abi diye evde en çok seni görüyoruz. Çocuklar akşamlar seni seyrediyor. Abi ne güzel ama. Bebeler internet paketi bitiyordu. Benimkinden başlıyorlardı. Akşamlar hakim metinim. Abi bizim amacımız ne? Kangala dünyaya tanıtmak mı galiba? Tabii canım. Tanıtmak. Bunu da az çok başardık mı? Başardık. Çok başardık. Panter denen şeyi şu anda dünya biliyor mu? Biliyor. Biliyor. Panter de bir kangal köpeği mi? Evet. Bir kangal köpeği. Doğru mu? Evet. Doğru. E ne güzel abi. Heh. Bundan iyi mutluluk yok ki. Bak. İkisini de sanki tornadan çıkmış gibi. He. Bunlar kardeş değil. Evet. Bunun, bu yine Ares'in oğlu. Bu da anası Talas. Babası da bak, Efe. Bu da çok güzel bir örnek. Bak abi. Hiç kardeş değiller. Şimdi, bak köpeklerin. Bak bunların rengi de aynı mesela. Tabii canım bir bak, rengi de aynı arkadaş. Sanki burada oyun oynuyorlar çıkmışmış gibi. Biraz önce dedim ya abi bak sigarayla göstereyim kardeş. Biraz önce dedim ya. Bir köpeğe büyük erik olur. Biraz daha dökük olur. Birisi ince suratlı olur. Bak abi. Bu erkek olan. Şimdi şu köpeğin kafası biraz daha büyük mü? Büyük değil mi? Evet. Şimdi kafası büyük olunca ne olacak? Biraz daha şey gözükecek de. Şimdi post aynı. Kemik yapısı aynı. Renk de aynı bunlarda. Aradaki tek fark ne biliyor musun? Dişinin suratı ince, erkeğin suratı biraz dökük. Şimdi şu anda mesela baktığın zaman hani yeni versiyonlar diyeyim size. Evet. O zaman şuna kanka surata göre buna değil. Ama değil. Bu da var, bu da var. Her ikisi de var yani bunda. Öyle sadece bu ince surat kangal, diğeri kangal değil olmuyor abi. Evet. Bu da kangal oluyor, bu da kangal oluyor. Hani bir de bunu diyorum ya, eskilerini gördük. Yani gördük, yaşadık. Ha, şimdi bir de şu var. Mesela bu saldırılar bize daha önce de oldu. Biz ne zaman yükseldiysek bu saldırıları gördük. Ama ha, ben daha önce ne yaptım? Kızdım. Sen bir onların ara istediği oldu. Evet. Kız, ben kızınca onların istediği oldu. Öyle ama yani. Şu anda kızmıyorum abi. Güzel güzel anlatmaya devam ediyorum. Şimdi bu dişimizde yine tarazlardan. 7-8 yaşında bir dişi. Evet. Şimdi şu ana kadar gösterdiğimiz köpeklerin hepsi kapımızda ürettiğimiz köpekler. Hı. Hani Akif'den Barış'ın panterler kırma diyorlar ya. Hı. Yarışmalara gelince birinci oruncu kangal, kötü oruncu bizim köpekler kırma oluyor. Abi ben bunu çok denedim. Köpek benim diye giderse kırma oluyor. Kırma oluyor. Ama A kişisine verip gönderdiğin zaman beni söylemezse yarışmaya kazanıp geliyor. Çok ilginç yani. Şimdi şu kapımızdaki olan diş. Hatta bunu verin de götür de Yavuz'a çek. Kızana yapalım. Aa süper olur. Tamam sen bunu verin de yarın. Köpek aldık arkadaşlar. Tamam. Bu da sana yarın. Kayıtlı yarın ver Akif, tamam mı? Dişi anneliği falan da süper. Bunu Yavuz'a çekelim inşallah. Amaç ne? Daha iyisini üretebilmek. Bugün sen üretiyorsun bana faydası oluyor. Ben üretiyorum ona faydası oluyor. Abi kesinlikle bu bir zincirleme ya. Bu böyle zincirleme. Yani kimseye zarar sen bunu ecradan üretmişsin, bana gelmiş, bunlar olmuş. Ha. Bu da sana yine dönüyor. Dönüyor abi, ne güzel. Dönüyor. Yani önemli bu olan bir bayrak yarışıdır. Abi bayrak yarışı. Bugün sende yarın, bende yarın, bizden sonra başlayacak insanlar. Bakın bu kangal tartışması diyorum ya, kangal tartışması. Emin olun kangal köpeğine zarar veriyor. Şimdi, şu köpekleri Akif üretip piyasaya sunduğu zaman ne oluyor? Kangal çoğalmış oluyor. Ama bu köpekleri üretmez de onların dediği gibi böyle bıdırık burhanları üretirse, hani ben hep anlattım ya, evet. Zararı size kangal diye tanıtıyorlar diye.
o köpekleri üretirsen bu sefer ne olur biliyor musun? Bugünkü çoban köpeği dediğimiz, malaklı dediğimiz köpekler gangalın yanında çok çok güzel gözükür. İnsanlar da onları besler. Ama gangal diye şu köpeği çıkartır. Gerek yok, sen aç. Şimdi Barış. He orayı. Şimdi Barış. Hı? Bu tartışmalar olmasa biz de çıkıp da bu şekilde bir video yapıp da anlatmazdık. O da var. İlla ki. Bunun yine kangala faydası var. Ha? İyi veya bunun iyiliği var, kötülüğü yok. Önemli olan kangala faydamız olmasa abi. Evet. Yani hani sen köpekleri tam net alıyorsun değil mi abi? Abi bunları iyi yaklaştır abi. Bak, bak yine aynı şey arkadaşlar. Bak buna dikkat edin. Bak tüyler tık 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 ayrılıyor. Bak abi. Köpeğin sadece kafasına bakma. Evet. Şimdi bir de bu güzel kangallar olunca insanlar gerçekten kangal besliyor bak. Şimdi kangalın güzeli, güzeli, işini yapanı herkes tercih ediyor. Tabii canım. Ama adama nasıl diyeyim, bunların anlattığı gibi kangal verirsen o köpek de öbür tarafa gider, buyruğunu kısar, kaçarsa bu köpeği kimse beslemez. Ha. Bu da bir yaşında Mirce'nin kızı. Hı hı. Şu an benim köyde oynuyor. Evet. Şimdi bakalım. Kangal köpeği. Hani biz bak bunlara hiç aldığımız köpekler değil Barış. Evet. Ürettiğimiz köpeklerden tarif ediyoruz biz. Ha? 5 yaşında, 6 yaşında bir kangal köpeğini köyde bulup da gidip ona resim çekip paylaşım yapıyor. Bak. Bakalım. Hani kangal köpeğini anlatıyoruz ya. Abi bak herkes herkes anlar kalabilir. Ben de alabilirim, ama sen de alabilirsin. Şu an ama önemli olan onu üretmek. Mevzu bu. Bunu ürettiğim yavrular nesilden nesile gidecek Allah kısmet ederse. O tabii da var yani. Ha. Ya gün gelecek 20 sene sonra diyecek ki bu Ağa Hikmet'in, Mirce'nin torununun bilmem nesi. Mesela bu dişim şöyle vur. Şimdi ben bu kızam olduğu zaman getireceğim seni yavuza çekeceğim. Niye seni yavuza çekeceğim? Bendekiler çektiğim zaman hepsi köpekler akraba oluyor. Akraba oluyor. İyisinler de. Ben bugün iyi kan sen bir gün mesela dedim şu dişiyi götür dedim yavuza çek. Bunu da yavuza çekeceğim. Yani niye? Sen de bundan bir yavru büyüteceksin. Ben de geri kalanı ne yapacağız? Vereceğiz. Tabii canım. Tutup hem başkasına faydamız olacak. Ceyizini saklayacak halimiz yok ki. Hepsine içinde bakacak halimiz yok. Bir tane tamam. Ya Ahmet'e ya Ahmet'e birine kısmet olacak. Ha. Bununla basa 4-5 boğmuş, kayıplı bir köpek yani. Kurt boğmuştu, kayıplı bir köpek. Aslı Mirce'nin torunu. Ankara Bağla'da yetişmiş bunun babası. Mesela bu Anadolu çoban köpeği. Evet bak. Şimdi kangal nedir? Anadolu çoban köpeği dediğimiz bir fark. Konumuz Anadolu çoban köpeği değil ama resim geçerken de insanlar kangal nedir, Anadolu çoban köpeği de nedir? Burada da görmüş olsunlar. Abi bak, bir geri alıyor mu resmi? Bak, daha bu şey bir resim bulayım diye. Dur. Bak şimdi, gel abi arkaya. Bak, postu inceldi mi abi? İnce. Çünkü şimdi, ha bunlardan da kangala benzeyen köpekler var. Yani köpek kangala çok benzeyebilir. Evet. Sonuçta aynı köpeklerin aynı melezleri oluyor. Bak buyruğa gel abi. Bak diyorum ya hep köpeğin kafasına bakmayın abi. Şu kuyruğuna da bakın. Evet. Yani kuyruğa bak abi. Ne oldu? İnceldi değil mi abi? Evet. Yani bu bir fark. Mesela göğüs kavisli değil. Bak. Biraz önceki sana benim dedim de ya bak. 30 bin lira verip aldım köpeği bak, abi. Yok güzel köpek bak. Yani. Şimdi bunu da seven var, bunu da seven abi var. Ben ona hayatta karışmam. Şimdi bakın şimdi göğüs çizgisine iyi bak abi. Bak bunlar iki düz geliyor. Doğru mu? Evet. Yani şurada şöyle düz geliyor. Bak biraz önce dedim ya bu köpeği ne güzel üretmişim. Senin gururun mu diye. Bu da. Göğüs üçgenine baktınız mı abi? Bak. Bak. Bu da kangal dediğimiz yukarı doğru. Hah kavisli. Yani kangal da çita. Göğüs derken. Çita dediğimiz. Göğüs derken. Herkes gösterirken şunu sanıyor abi. Böyle genç. Değil. Şuradan olan garip. Bu da bizim Herkül İstanbul'da kangal birincisi olduğu resim. Bu da panter değil mi abi? Tabii panterin de bir o zaman birinci oluyor yani. Problem yok. Bu da bizim Muş'tan getirdiğimiz bir kangal köpeği. Evet. Yani şu köpeğimizin. Bu buradaki gençlik hali biraz daha. Hı. Şöyle baktığımız zaman Big Dog gibi bir köpek. Abi işte bak diyorum ya bak şimdi. Nasıl diyeyim sana? Şimdi bu köpeğin fiziği böyle duruyor. Evet. Doğru mu? Şimdi bu köpekten sapan kuyruklu it de çıkabilir. Tabii. Yani hani bu kuyruğunu kıvırıyor ya mesela. Kuyruğu düz de çıkabilir. Şimdi köpeğin kuyruğu düz yavrusu kangaldan mı çıkacak? Yok çıkmayacak abi, o da kangal olacak. Kangaldan da çıkabiliyor düz kuyrukça. Kangaldan da çıkıyor düz kuyruk. Yani illa kıvrak diye bir şey yok ki zaten. Tabii. Dün resimleri attım da.
buraya yaklaştığını bilmiyorum. O kadar resim var ki resimleri bulmakta zorlanıyoruz. Şimdi bu da Zaza'nın kızı. Evet. Yaklaştır abi. Arkadaşlar bak bizim Şahin Gözlü dediğimiz köpek var ya. Anne panter. Şahin Gözlü bu abi. Babası Zaza. Şu an hani bunun annesi de babası da diğer şahısların karalama politikasında kırma dedikleri köpek. Kırma dedikleri köpek. Ya postuna bakalım. Abi birileri desin diye köpek şimdi, beslemiyoruz ki biz. Postuna ya. Bakalım. Postu kanka. Kanka. Kemik kanka. Yapısı kanka. Kuyruk. Kafa kanka. Kuyruk kanka. E bitti. Abi. Başka söze gerek var mı? Başka söze gerek yok yani. Aslında bunlar... Şimdi şurada bir köpeğimiz daha vardı. Konu kanka lan olur çoban köpeklerini geçelim. Nerede? Dün bir resim daha attı. Şimdi... Yaklaş abi. Ilgaz'ın oğlu abi. Hı. Bakalım bu yavru şu an 15 aylık. Tamam. Koyun da sürdü burada. Verdiğim arkadaş da koyuna gidiyor. Bakalım. Burada köpeğin sadece duruş bozukluğu var. Hayatında hiç resim çekilmemiş köpek. Yani bizim çift, alışkın bizim çiftlikte köpeğe alışkın. Bir sadece zor tutmaya çalışıyoruz köpeği. Bir resimde bir köpeğe buradan çekersin çok değişik çıkar. Şimdi önemli olan biz burada ne yapıyoruz? Kafasına bakalım, postuna bakalım, kuyruk çıkış noktasına bakalım. Hı-hı. Baktığımız zaman... Kemik yapısı? Kanga. Kanga. İnce kemik. Yani kangada kalın kemik olmuyor da ince kemik. Parmaklar uzun kanga. Post kanga, kuyruk kanga. Ya daha kangalı olması için ne gerekiyor ki bunu? Ben olayı bir türlü çözemedim abi. Mesela bu da Anadolu çoban köpeği. 1 yaşında 97 santim geliyor şu an. Çok büyük bir bak abi şimdi. Yaklaştırıyor mu bunu? Bunu iyi yaklaştır abi. Bak bu çok iyi bir örnek. Abi. Süper bir örnek. Hani hep kafatası diyorlar ya. Evet. Kafatası. Abi köpeğin şu kemiğini ne yapacak? Bak. Bariz kalın kemik değil mi? Doğru mu? Evet. Yani şu kollar şöyle ileriye doğru. Elleri şöyle şöyle ayakları var. Bak ta şuradan başlıyor kollar. Yani önden baktığın zaman komple kol gözüküyor. Daha bir yaşında bu 3 yaşa daha fazla olacak hayvan. Göğüs açısı yok. Göğüs açısı düz. Kuyruğa geldik kuyruk da ince. İnce. Şimdi bu köpeğin kafası düz olursa, mesela dümdüz olabilir bu köpek. Olabilir canım. Yani öyle köpekler de var. Var canım. Şimdi dümdüz olunca biz buna kangal mı dememiz gerekiyor? Şimdi bizim köpekleri beslerken de, tabii, şimdi şu köpeğe bakalım, güzel bir örnek. Çoğu kişi bu köpeği kangal diye besler. Evet. Bak bu köpeğin kangalıkla hiç bir alakası yok. Geldik mi şimdi asıl noktaya? Şimdi yani gelelim. Burada. Güzel bir örnek. Babası bu ağaçlardan, annesi Elbistan'da, Talazlar'dan ama hiçbir kangalık yok şu köpekte. Ama bak soyunda vardır. Vardır. Bak, soyunda şimdi, vardır, getirmiş çıkartmıştır. Bu hayvan resimden daha büyük bir dişi. Sadece bağlamayı biz bağlamadık. Kafese de kaldıkları için poz vermekte biraz daha ufalıyor hayvan. Çekiniyor. Şimdi baktığımız zaman şimdi ben bunun soyunu biliyorum ama yani çoğu... Soyunu bildiğim için biliyorum. Bildiğim için %80'i yani kangaldan çok iyi bilen bir insanlar da bile bu köpeğe kangal der. Aldatır. Ama bu köpek kangal değil. Bak abi şimdi şuradan girek İşte niye tutuyor? Soy ağacı diyoruz biz. Ha soy ağacı. Şimdi soyunu sopunu biliyorsun şimdi ya. Bu köpeği kangal diye verelim. %80 kangal var hep köpeği. Abi bak bu köpeğe gösteriyoruz. Bizi eleştirenler emin olun bu köpeğe kangal seçerler. Tabii şimdi abi. Şimdi köpeğe surat kangal mı? Kangal. Kangal. Post kangal. Da kangal. Göğüs açısında da bir sıkıntı yok. Hata nerede abi? Bak abi kollara bak. Ben ha. Sana şunu söyleyeyim bu resim hatası. Köpeğin hiç koluna bakamaz. Ben sana resim hatası. Bu köpeği yarın ben sana göstereyim. Tarif etmeyen bu köpekti sen bu köpeğe kangal dersin. Bak ama kol kemik var ya bak abi şu kemik. Bak, çünkü bu kemik ne yapıyor? Kemikten görüyor. Yani illa şu hayvanın şu suratına bakmak kadar yanlış dünyada şimdi, hiçbir şey yok abi. Aynen o şekilde. Bunu mesela kangal diye hani biraz önceki ilk baştaki verdiğimiz örnek gibi kangal diye aldık köpeği. Hı. Aynı şartlarda bir köpeğe çiftleştirdiğin zaman boğaç gibi köpek çıkacak. Ha, boğaç gibi köpek çıkacak. Çünkü bizim Anadolu'da bütün köpekler birbirine girmiş. Bizler ıslah etmeye çalışıyoruz. Başka? Ha, abi gel.
İki anne babadan doğan yavru. Yaklaş abicim. Yine geldik abi aynı yere. Bak şimdi. Turan Subaşı'nın köpekleri. Sordum kendisine, telefon açtım. Bu köpekler Turan Angal'dan gitti. Yok, Turan Subaşı. Altınya'daki var ya. Yok, biliyorum. Yani bizim Turan Angal'dan gitme köpekler. Doğrudur. Aynı babanın, aynı annenin iki yavrusu. Evet. Şu an baktığımızda tarif ettiğimiz kangal bu. Tarif bu. Edilen yani edilen tarif edilen kangal bu. Bu da bizim bazı arkadaşların uydurmuş olduğu ırktan ait bir köpek. Bak abi. Şimdi, yani şu an buna ben Anadolu çoban köpeği diyorum. Heh. Buna kangal diyorum. Buna kangal diyorsun. Niye diyorsun biliyor musun abi? Bak. Bak şimdi gel abi. Biraz önce dedik ki abi. Bak biraz ama önce 50 yıl önce bu köpekler daha çoktu. Daha çoktu bunlar. Evet. Bak biraz önce dedik ki köpeğin iki tane erik tutarken bir ufağını bir de büyüğünü. Evet. Büyüğü bu, küçüğü ufağı bu. Şu anda kangal denilen bu, bunu kangaldan çıkardılar. Bu bunun kardeşiydi ya. Evet. Büyüğü ama da, bunun da altından buna benzer köpek çıkacak. Bunun da altından bu çıkacak. Demek bu istediğim bu benim. Ha. Bak şimdi. Burada aynı şey benim başıma geldi abi. Şimdi kardeş, bu adam, ben Turan Subaşı, yıllardır oyuncu. Bu köpekler kurtçu olmazsa besler mi? Tamam bak şimdi. Şu köpek kurda gitmese adam besler mi? Şimdi sana şöyle söyleyeyim. İşe yapmasa besler mi? Aradaki farkı ne biliyor musun? Aç. Hani sen hani boyun da yapıyorsun biliyorum. Evet. Hani oradan da bilgin var. Şu köpekle şu köpeğin farkı şu iyi koşar soldaki abi. Soldaki iyi koşar sağdaki koşamaz. Soldaki yetişir sağdaki öldürür. Bak şimdi buradaki mevzu bu. Aslında bunlar oyunculukta hani tutulurken yani damızlık bırakılırken bu amaçla bırakılıyor. Şu hızlı uyanık, şu ağır. Tamam mı? Bu ne bana hangisini beslen dedikleri sordukları zaman ben bu köpeği isterim. Şimdi ben zamanında dedim ki şimdi bizim çoğu sözümüz çarpıtılıyor ya. Evet sıkıntı oradan var. O yüzden canlı yayın yapmıyorum artık. Ha. Çünkü yayın yaparken adam çarpıtıyorlar. Bugün bir şey diyor ya şu şunu dedi bugün dedi sen konuşacaklar unutuyorsun. Ortam farklı yere gidiyor. Hiç gerek. Bir cümle vuruyor, onu çarpıtıyorlar. Şimdi ben zamanında dedim ki bak bu köpekler Turan Angal'dan gitme. Evet. Yani oradan gitme. Ha bugün sabahki konuşmamız konuya geliriz. Şimdi bak ben dedim ki zamanında Turan Angal'da iri, iri kafalı, suratlı, dudaklı köpekler var artık dedim. Tamam mı? Yani bunların resmini mutsak dedim. Hani bunu gösterebiliriz. Evet. Şu anda yanlış dedikleri kangallar var ya onlara örnek diyelim. Turan Angal da bize 3 kilometre biliyor hemen dibimizde kadar. Şimdi abi bak. Turan Angal'da hani Malaklı'ya benzeyen köpekler var dediğim olay var ya bak. Evet. Malaklı gibi iri yapılı. Turan Angal Malaklı besliyor demek değil bu. Benim bu dediğim 80'li yıllardaki köpekler. 80'li yıllarda yani nasıl diyeyim atıyorum Aksaray'la Kangal'ın ilişkisi yok. Yani şunlar çok iyi örnekler abi. Mükemmel örnek bak bunlar. Şu köpek bugün olsa hele ki şu köpeğe götür mama yedir abi. İzmir'de besle. Direkt ne olur biliyor musun? Çoban köpek derler. İspat edemezsin onun kangal olduğunu. Aynen öyle. Hah. Şimdi şu yavru bu şu an 9 aylık falan. Hı-hı. Babasının öbür videoda gösteriyor. Poyraz. Hı-hı. Anası da bu açın kızı. Hı-hı. Şimdi şöyle bakalım bu köpeğe. Evet. İnceleyelim. Yani şöyle biraz daha şey yapsa, bir yapsa neredeyse kangala gidecek köpek. Neredeyse gidecek? Bak neredeyse kangala gidecek. Aynen öyle gidecek. Babası da, anası da 90 santim, babası da dedesi de. Tabii büyüdükçe değişecek köpek. Hı. Ama öyle baktığımızda neredeyse gidecek. Neredeyse gidecek abi. Değiştirelim. Bunların soyunu sopunu bilmeden abi bunlara yorum yapmak çok yanlış. Yapamazsın. Şunu çoğu kişi kangal değil ama kangal alakası olmayan bir köpek. Heh. Mesela bu dişimizde bizim Nevşehir tarafına ait bir dişi köpeği. Şimdi zaten abi bak. Şimdi bunda da şu var. Bu da Anadolu çoban köpeği. Bu benim fikrim. Hani kimine doğru kimine yanlış gelebilir. Şimdi bakın. Bu köpek normalde kangalara yakın bir köpek. Benim normalde Anadolu çoban köpeği dediğim köpek bu köpek. Hani böyle daha mastif tarzı değil de doğal köpek demek yani öyle düşünün. Doğal bir hayvan. Göğüs açısı, kuyruğu, kafası gayet güzel bir hayvan. Tıpkı şey gibi yani. Akkaraman koyunuyla kangal koyunu. Evet. O kadar yakın bir hayvan.
Bunlar da bizim Anadolu çoban küpe dediğimiz. Heh. Bu da bir kangal yavrusu. Evet. Bunun dedesi bu. Evet. Bunun annesi de hani bu boz dişi pay gösterdik ya. He. O dişi. Kangal yavrusu. Hı. Bak postu şimdiden belli olmaya başladı. Şimdiden belli. Abi net belli zaten. Mesela şu dişimiz. Hı. Bunun babası Aras. Hı. Aras'ta bir dudak var bu kadar. Hı. Yani. Annesi bu ağaçın anneden kardeşi bir köpeğimiz. O kadar ağır dudaklı bir köpek ki. Şimdi bak çektim bunları. Böyle bir dişi çıktı. Şimdi bu köpek babasında bir karış dudak var. Hiç dudak var mı köpekte? Hiç yok. Zorlasan kankara da gider bu köpek. He. Ama bunun altından şöyle dudaklı köpek çıkacak. Evet çıkacak. O da net. İşte bu ne oluyor? Köpeklerin ırk, abi zaten şimdi Anadolu çoban şimdi, dediğimizin içinde kangal da var. Tabii canım. Diğer köpek de var. Hepsi var. Şimdi öyle olunca ne oluyor? Bu tarafa verirse kangala benzer, öbür tarafa verirse öbür tarafa benzer. Heh. Bu da bizim Herkül'ün kızı. Hah, şimdi gelelim şu köpeğe. Barış'ım, şu köpek nasıl bir köpek kardeşim? Ben burada sana dekkeyi de açtım. Vallahi köpek nasıl köpek? Köpek hani bu canlı, güzel. Canlı kurt boğulmuşluğu olan birebir canlı kurtla boğuşmuşluğu olan bir dişi. Köpeğin zaten surat ifadesi it, yani it yok ya biz abi. Evet. Surat ifadesi bari sert duruyor. Hani bunun güzel, ayakları güzel. Ecdadında kangal yok. Bunun dedesi rahmetli Çapan Hoca'nın Coşkun'u, torunu öpüyoruz Malaklı'nın. Malaklı dedi şu an milleti Malaklı. Beslediği köpekten gelen köpek kardeşim bu. Şimdi bu köpeği Hakan Tan var ya Azap. Onun anası bu işte. Karabük'teki Azap diye köpek var, annesi bu. Yani şu köpeği kangalı faresi çok yakın bir köpek. Çok da boğmuş bu köpek. Ama biz soyunu bildiğimiz için bu köpek Anadolu çoban köpeği diyoruz. Ha soyunu bildiğimiz diyorsunuz. Soyunu bildiğimizden. Hı-hı. Ne diyoruz? Burada ne yazmış? Bahsi geçen saf kangal dışı görümü nasıl olmalıdır? Bu 100 adet köpeğin görseli var mıdır mesela diyoruz. Şimdi bu köpekte de 100 tane toplasak. Bu kangal fare köpek. Çiftleştirsek %80 Anadolu çoban köpeği çıkacak. Soyunu bilmediğimiz için. Ha soyunu bilmediğimiz için. Mesela orada zaten abi. Ben demek istiyorum ki köpeklerin o anki tipine göre değil, soy ağacına ve köpekleri çiftleştirdikten sonra ortaya ne çıkacak hala baktığınız zaman abi ben bunu her zaman söylüyorum. Bak şimdi diyorum ki köpeğin yavrusu, köpeğin soyunun aynasıdır. Şimdi evet. Bu ne demek? Köpeğin geçmişi demek yani. Şimdi yavru almadan bunu göremez. Göremezsin. Şimdi. Esim o kadar çok ki. Ya bir de kangal köpeğin diyorum ya. Yani bir versiyona sokamazsın abi bak şimdi bu bir versiyona sokulmaya çalışıldığında sana şöyle söyleyeyim. Bu kanka köpeklerin sarısı var abi. Bildiğin sarı. Yani tüyü kırmızı olanı. Şimdi ne oldu onlar? Hadi kırçılları biz ürettik. Sarılar ne oldu abi? Yok oldu. Niye yok oldu? Hepsi birbirine girdi kardeş. Abi niye yok oldu biliyor musunuz? İşte abi böyle nasıl bilmiş edalarında kangal tarif edenler var ya onların yüzünden yok oldu. Bu da yine bir panter, Herkül. Bizim hani bu eski dedesinde pora ağız dediğimiz at kafalı dediğimiz kangalı. Şu an millet kırma diyor. Anası da bunun senin aşine kızı. Evet. Babası da panter Herkül. Yani %100 bir panter bir köpek. Evet. Bakalım. Hani öbürlerini geçtik. Bu biraz daha diğerlerine göre ağız olarak daha kalın bir köpek. Aynı Turansu başının öbür kardeş olduğu bir köpek. Ha. Şimdi o da kanka o da bu ne yani bak şimdi yani adamına göre eleştirme yapmayacağız. Vicdana göre eleştireceğiz. Vicdana göre. Şimdi onun bir bacısını göstersem alakası yok bununla. Aynı öbür hesaptaki bir resmini bulursam göstereceğim. Ha. Şimdi bunlar köpeğin burnu neden uzun. Bildiğin boru ağız. Yani hani boru ağız boru ağız diyorlar ya. Borunun da borusu yani soba borusu. Şimdi bakın,
posta vardı. Postadan var mı? Bana köpeğe sert olanın şu tüyleri dik durur abi. Bak sert olanın tüyü dik durur. Hatta şuraları döner. Mesela bilirsin beslediğin tabii. Sert köpekler doğurur. Mesela gevşek köpeğin tüyü pamuk gibi olur. Abi. Bu tüyle de alakalı ha. Tabii canım. Mesela sertlik tüyle alakalı. Yani bakarsın köpeğe. Mesela babam hep der ki dana tüylü. Dana tüylü demek ne biliyor musun? Böyle elini koyuyor ya kipri gibi. Eline batar yani tüy. Şimdi bir de biraz da hani biz anlatıyoruz ya köpeklerimizin de karakterleri var. Şimdi hani şimdi panterler diyorlar ya kırma diye. Şimdi mesela ben 7-8 tane panter köpeği çıkarıyorum. Aha bak bu arazilere çıkarıyorum. Evet. Gördüğün gibi. Bunlar mesela başka resimleri var mı ki? Bunların hiçbiri yan yana büyümediler. Evet. Ama her ne gitmezse bende o kadar köpekler var bakma. Ha mesela çok güzel bir örnek. Şu Karayınoğlu, bu Herkül. Ondan sonra bu da yine Karayınoğlu. 3 tane burada erkek var. Ve normalde hepsi 2 yaşını geçin yetişiyor. Bunlar birbirini parçalaması lazım. Hı. Bunların hiçbir aynı kafeste büyümediler. Evet. Ben niye yorum yapıyorum? Sadece bu panterle ilgili yorum yapıyorum. Çünkü diğer ırklar elimde olduğu için diğer soydan daha iyi analiz edebiliyor. Ha, şimdi beraber ikisini de beslediğin için tabii, yok var mı? Hani ne dedik? Çok besleyen çok üretebilir. Ha. Şimdi ben mirceğin soyundan 2 tane kardeşi bir araya getiremiyorum. Evet. Dişiyle erkeğe getiremiyorum. Erkeğe bir gün davara götürüyoruz, dişiyi bir gün davara. Birlikte yapıları çok sert. Ha. Ama panterler 10 tanesi aynı 10 panteri bir araya çıkarayım. Sanki aynı taştan yal yemiş 40 yıldır beraberler gidiyor. Ama bunlar ama şuraya o zaman çok iyi çalışıyorlar. Şuraya başka bir köpek çıkarım öldürürler. Kendi ırkından olmayan bir köpek çıkarıp alamazsın da ya. Öyle bunu bir şey kendileri de biliyorsun aslında biliyor musun? Sana şöyle söyleyeyim. Şimdi kaç senedir besliyorsun ya. Evet. Bir de sen hem burada çiftlikte hem de bunları götürüyorsun koyunda arazide deniyorsun. Şimdi arazide denemezsen bunu bilemez. Nereden bileceksin? Yani sana bu şey gibi hayal gibi gelir. Anlatıyor ama adam ne söyledi dediğini anlamazsın. Şimdi bu hayvanlar kendi soylarını bildikleri için nasılsa biliyorlar. Yani biliyor defalarca gördük. Kendi soyundan olan hayvanı biliyor ona bir şey demiyor. Ama başka bir soydan bir köpek gelirse onu indiriyor abi. Bir de arazide çok iyi çalışıyorlar. Yani bunlar eşli olduğu zaman tıpkı kurt sürüsü gibi çalışıyor. Doğru mu? Aynen öyle. Bunlar Anadolu çoban köpekleri onumuz. Anadolu'ya da girersek iç işinden çıkamayız. Aynen öyle. Mesela bu biraz önce mesela panter. Evet. Karayınoğlu. Annesi evet. De bizim o Herkül'ün kızı. Ama korkuyorum da biliyorum başka resimlere çıkar. Hazırlıksız yapıyorsa. Şimdi bayağı bir resimlerle göstergelerle arkadaşlara gösterdik videomuzda. Güzelce anlattığımızda ben düşünüyorum. Mesela şurada diğer resimleri geldiğimiz zaman şu dişiyi burada yaklaştıramamıştık resmini. Köpek resmi çekmek de çoktur biliyor musun? Çoktur abi. Hayatta gelen zor iş. Ya diyor mu? Aynı köpeğe 10 çeşit çekersin 10 çeşit köpek çıkar. Çünkü duruşunu yakalamak gerekiyor, pozunu bulmak gerekiyor. Bazen diyor ki abi niye koyuyor elinden diyor. Köpek durmuyor ki. 100 tane köpek var çıkarırken her biri bir yana koşuyor. İşte diyorum ya abi. Şimdi mesela... Mesela hani diyoruz ya kangalın gözü kahverengi ya da bari. İstediğin kadar yaklaştır köpeğe. Abi bak. Diyorum ya bak. Öbür ya, Facebook'tan görsün mü? Yaklaştırmak bak, bir de buradan daha iyi net gösteriyor. Bazı şeyler o kadar delilli ki abi. Bak abi. Şöyle yapsınlar. Kurt belgeselini izlesinler abi. Bozkurt'un rengi. Bozkurt var ya. Bozkurt'un göz rengi. Bunların dediği gibi siyah. Karakurt'un göz rengi bunların göz rengiyle aynı. Evet. Aynı abi. Bak Karakurt. Karakurt diyoruz ya. Aynısı abi ya. Biriyle bildiğin aynısı. Mesela bu da
Idas'ın bir Bodrum'daki kızı. Yaklaştıralım. Buyurun. Fiziki bu. Hayvan şu an terpile çektim. Yani bu sürü de buydu bu köpek. Dediğin o kadar haklı ki. Kızam da getirdim. Sen diyorsun ya. Çektik. Dikkatli konuşak diye. Şimdi bazen bir şey söylüyorsun. Aynen. Şimdi oradan üç kelimeyi alıp farklı değerlendirsen çok ayrı bir şey çıkıyor. Tabii canım. Şimdi ben bir gün bir videoda dedim ki hani zaten onu arıyorlar biliyor musun? Burada öyle dedim, dikkat ediyor. Hani 100 sene önce bizim burada dedim kangal yokmuş dedi. Tamam mesela? 150 sene önce. Ondan sonra bu sefer dediler ki ya kangal 150 sene yokmuş 150 sene önce. Ya arkadaşım o değil ki. Kangal ismi yok. Ya kangal ismi zaten yok. Kangal ismi ne? Şurada 20-30 sene çıkan bir yerde. Öyle. Şimdi daha önce davar köpeği bunun ismi. Kurtçu ya, kurt köpeği, kapı zarını, kapı zarı. Öyle adlandırılırdı. Öyle adlandırılırdı. Bakın şimdi. Şimdi bunda ne var biliyor musunuz? Kangal köpeği yok demek değil bu. Diyorum ki bu köyler göçmen köyleri. Evet. Bu köyler sonradan gelip 150 sene önce buraya yerleşen köyler. 150 sene önce adam zaten kendini getirmiş, yerleştirmiş önce. Yani bizim köyde yok demek. Yoksa kangal köpeği yüzyıllar boyu var. Artık ne zamandan beri var? Allah bilir orasını. Ben ne bileyim abi? O zaman da kangal ismi değil. Ama bunu çarpıtırsan 50 sene önce kangal köpeği yoktur'a gider. Tabii canım. Mesela sizin Sivas'ta bu şekilde köpekler de vardı. Vardı abi işte bunu anlatmıştık. Mesela biz bunu Muş'tan getirdiğimiz Şapay. Bakın şimdi hani demin dedim ya bak 88'deki videoyu söyledin. İkin göz rengi sarı. Bak şimdi bu köpeği ben kurtçu Şapay deyip paylaştım. Ya millet dedi ki bu köpek kurdu nasıl boğacak? Bunu şeyden getirdik Muşvartu'dan. He. Şimdi o gün şey attı bana resimlerini dur. Face'e gireyim. Abi bir bak şimdi sen gel bir uçta. Şimdi sen size anlat. Size şöyle söyleyeyim. 90'lı yıllarda sanırım bir TRT belgesel yine var. Evet. Rahmetli Turan Langal konuşuyor. Mesela. Elinde de bir tane yavru var. Bak abi. Elinde de bir tane yavru var. Bak. Şimdi bazı şeylerin eskisiyle birlikte değerlendirmek şimdi, lazım. Adam orada bak. Diyor ki. Abi şunu bitireyim. Adam orada diyor ki biz bunları kurt boğanına kangal diyoruz. He. Doğru mu? Kaşına gözüne bir şey demiyor. Kaşına gözüne demiyoruz diyor. Mesela, bak, kurt boğanına kangal diyoruz. Şu köpek, kıllı köpekten aynı anda babadan kardeş. Evet. Ben Murat attı. Ha. Bak, alakası var mı? Bu da aynı dedi. Bunlardaki, Muş'taki, hani o kurt boğan köpekler var ya. He, onlar. Dur şurada, burada. Ha. Şapali, bak Şapal. Kurt canlı burada. He. Hani orada kurt çok doğuda. Çok. Bu köpek yüz görünüşünde bir köpek. Abi şimdi bak. Bak. Demin bak, ne dedin? Bak bak. Biri hız için, biri güç için. Doğru mu? Bu resmi ben çekmedim. Şimdi o bak, köpek yetişmemiştir burada. Bak. Diğeri yetişmiştir, o boğulmuştur. Bak mesela. Şimdi köpeğin kurda ağırlığını nasıl veriyor? Ayaklar nerede bak. Köpek uzamış resmen. He. Bu köpek daha önce kurt boğulduğunu biliyor. Yani biliyor öldürmeyi. Abi zaten şimdi... Bunu... Zoruna da boğduramazsın. İçinde olacak bir hayvan. Demek istediğim bu. Şimdi bu köpek kangala uymuyor diye. Köpeği üretmeyecek misin? Ya zaten nasıl anlatayım? Bunu bir iki nesil kangala çektiğin zaman Şapay'ın kardeş. Bu resimler... Abi... Önceden kangalda da kıllı köpekler vardı. Panterleri de çıkıyor. Aha. Ya diyor mu abi? Bak açsınlar baksınlar abi. TRT belgesel var orada. Turan kangalın... Kucağında kıllı yavru var. Adam diyor ki bunların kıllısı da çıkıyor diyor. La ben demiyorum abi bunu 80'de diyor ya. Bunun aynısını bana şey de gösterdi. Kamber. Resmi var Kamber'in orada. He? Yani Kangal'da bulunan bir köpeğin bunun aynısı olduğunu Kamber bana gösterdi. Yani kangalda abi ben sana böyle köpekler de vardı. Bak yuvarlak kafa diyorum ya. Evet. Bak abi işte yani eski ya ben hani dedim ya Turan Kangal'da iri kafalı itler var. Evet. Turan Kangal iri it meraklısı bir adam. Şu köpeğin bak alnı düz diyorsa kangalda. He. Köpeğin alnı yamuk mu? La abi bombe de olabilir. Bombe olduğu diye yok, anladın mı? Yok hani
Anla ben diyorum ya, köpeklerin kaşına gözüne fazla takılmayalım. Sürme diyorsan sürme var. Şimdi... Bak bizim şeytanı 93'te ben ağrıya verdim. Ağrıdaki çoğu arkadaş biliyor, hala konuşuyoruz. Evet. Şeytan nasıl bir köpek biliyorlar. Şeytan, şu yana çevre lan, yana çevre kardeş. Kafayı. Evet. Şeytanın kafası da böyleydi. Evet. Bizim şeytan malaklı mıydı abi? Şimdi... Sene 93'te malaklı mıydı bizim? Bizim köpeğe tamam sangal demiyoruz. Hani şu anki fiziksel... Çoban köpeği diyoruz. Ha, çoban köpeği diyorum. Ha. Şu an hani biz kangal tarif ederken ne diyoruz? İşte anlı düz olacak. Gözleri sürme. Yok abi benim açımdan anlı düz olacak diye bir kanun yok. Dur ya, genel olarak hani bir tarif var ya. He o milletin tarifi. Şimdi bu köpeğin anlı düz mü? Ha. Düz. Gözleri de sürmeli. Hı hı. Kurtçu da bu köpek, kurt boğulun da gördüm. Hı hı. Sadece kıllı. Hı. Ve çok iri yapılı kangal. Şimdi bunu bir 60 santimlik normal ufak bir kangala çeksek bu köpeği. Her tarafını toplar, güzel 85 santim bir çok güzel bir kangal köpeği de çıkar. Abi işte, onu çıkarırsın, bilirim. Onun altında böyle bir köpek çıkar. O zaman derse ki, ya o nasıl çıkıyor? Onu da üretmen, iki tane boz karabaş köpeği çektim, aldım süt beyaz herif de çıktı. Biliyorum, böyle zağır gibi kangallar var ya şimdi. Evet. Zağır. Şimdi önce de kapı zağırı diye bir it vardı. O resmi telefonda olmaz. Kapı zağırı. Arkadaşlar, kapı zağırı diye bir it vardı. Böyle ufak ufak kapıya koyarlardı onu, o tarafa çav çav yapardı. Şimdi, bunlar kangallarla eşleşmedi mi artık? Eşleşti canım, eşleşmedi. Eşleşti. Şimdi, bunlardan çıkan bıdık it olmadı mı? Oldu. Bak bir de küçük itlerde hiç basarda sıkıntı gördün mü? Bak, göremez. Şu eniye bak. Sana, bu eniğin dedesi kim biliyor musun? Hı. Bak, benim kapımda beyaz köpek yok zaten. He. Bu eniğin dedesi, bu köpek. Abi soyunda var, getirip çıkarıyor. Şimdi bunu, ah baştan devam etsek, lan böyle bir köpek çıkacak, ya nereden çıktı diyecek adam bilmiyor ya. He. Bizim Anadolu'daki bütün köpekler birbirine akraba. Abi bir de bak şimdi... Birbirine gen bağı var. Sana şöyle söyleyeyim ben... Biz sadece köpekleri şu anki fiziksel özelliklerine göre de, onun biz 10 nesil, 20 nesil öncesini, 50 yıl öncesini bilmiyoruz. Ama bak, bizim yöreden, bak İç Anadolu'ya... Bunu bana biri dese ki ya böyle bir köpek... Ben inanmam. Bak inanmam. Ama yaşadın, yaşıyorsun ve görüyorsun. Heh. Şimdi sana şöyle söyleyeyim, bizim yörede en kötü 100 yıldır koyun sürüleri İç Anadolu'ya doğru geliyor mu gelmiyor? Gelmez olur mu canım? Geliyor değil mi? Bak. Bunlardan hiç köpek gelmedi mi abi? Bak, şimdi şu köpeğin oğlu bu. He. Hiç benziyor mu? Tüysüz sadece. O tüylüsü bu. Beyaz yavrunun babası bu. Ondan da beyaz çıktı. Şimdi hangisini neye göre yorumlayacağım? Sadece biz köpekleri yorumlarken o anki fiziksel özelliklerine göre yorumluyoruz. Şu an aslında bizim yaptığımız ırk ıslahı. Bak abi ırk ıslahı demeyelim de sana şöyle söyleyeyim bak abi. Abi canım ırk ıslahı. Niye ırk ıslahı? Çünkü önceden kimin kimden çiftleştiği belli değildi. Şu an biz ne yapıyoruz? Ya 10 nesil öncesi babası şuydu. Bu şekilde bir soy ağacı tutuyoruz. Değil mi? Islak yapıyoruz. Şu an biz ıslak yapıyoruz. Yani biz bu köpekler doğal ortamda çiftleştirmeyi alıp yani hayali yavrular çıkmaması için, farklı köpekler çıkmaması için ne yapıyoruz? Ama bunu şey için söylüyorsun değil mi? Mesela çoban köpeği tarzı için. Ben hepsi için söylüyorum. Kangal için de söylüyorum. Ama mesela soyunu bildiğin köpeklerden devam ediyorum. Ya şimdi biz kangalı ne yapıyoruz? Mesela biz panterler diyoruz. Hı? Ne yapıyorsun sen? Panter'in soy bildiğin resimli olan hangisi var? Şeytandan doğru mu ki? Zorodon, şeytan baba Zorodon mu? Oradan ne yapıyoruz? Bir resim ağacımız var. He, resim ne yapıyoruz biz? İşte şeytan diyoruz, Zoro diyoruz. Ondan sonra Tarzan diyoruz, Aşil diyoruz. Ondan sonra Talaz diyoruz, Karay diyoruz. Bu şekilde geliyoruz. Heh. Ne yapıyoruz biz? Biliyorum. Burada bir soy ağacı kaç jenerasyon saydın mesela şu anda? Kaç jenerasyon saydın? Ona yakın saydım, saymadım. Şimdi ne yapıyoruz? Ha. Bunu sayabilecek kişi var mı? Yani. Şimdi biz burada bunu sayarken ne yapıyoruz? Dişide de biz aynı şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi köpek atıya çektiği zaman belki bu köpeklerin içinde ana tarafından gelen farklı köpekler de olabilir. Olabilir. Olabilir, bilmiyoruz. Farklı köpeklerin çıkma ihtimali var mı? Var. Biz bunun önüne geçebilmek için ne yapıyoruz? Bu tuttuğumuz soy ağacındaki köpeklere aynı soy ağacındaki beslediğimiz dişleri eşlemeye çalışıyor muyuz baba? Ne yapıyoruz? Çıkan yavrular, bugün Karay'ın torunu. Çıkan yavru kime benzeyecek? Ya Aşil'e benzeyecek, ya Tarzan'a benzeyecek, ya şeytana doğru gidecek.
Çünkü 7 nesli attığı için bir hata olmaması için biz burada ne yapıyoruz? Emek veriyoruz. Tabii canım. Hata çıkabilir diyorsun. 5 parmağın 5'i bir değil. 5 kardeşin insanlar da 5 kardeş birbirine benzemiyor. Değil biz abi. Burada sadece aslında bizim çiftlik olarak üretici yaptığımız en büyük iş ne biliyor musun? Islah. Yani bizim kan daha güzele doğru git, daha güzeli üretebilmek adına biz ne yapıyoruz? Emek veriyoruz, para harcıyoruz, mücadele ediyoruz. Soğukta, yazda, kışta ne yapıyoruz? Kurda gitmeyi ne yapıyoruz? Sen deniyorsun, ben davara deniyorum. Ne yapıyoruz? Yok yani yok üretmiyoruz, yok ediyoruz demek. Yani ırkın ne, o ırktan devam etmemesi için mücadele ediyoruz. Ne yapıyoruz? Sen ne yapıyorsun? Hayvanın arazide çalışmasını da test ediyorum. Tabii canım şu an sen ne yapıyorsun? Yavuz kurtta deniyorsun. Bu köpek kurtçu, tamam. Yavuz'a benzemeyen yavrusu çıkmayabilir ama yani tip olarak. Köken olarak hepsi kurtçu çıkıyor yani. Heh, kurtçu çıkıyor. En azından karakteri tutturuyor mesela. Şimdi bugün koyuncu bir adam. Köpek almaya geldi. Sana da bana da. Adam diyor ki bizim koyunumuzla köpek alacağız. Adam buraya geldi geçen. Gidiyor. Kan kurtçu olmayan köpeğe sarılıyor. Adama diyorum abi diyorum bak bu senin işini görmez. Ya olur mu diyor bu orada bu abi diyorum bak senin köpeğini bu temsili bu iş görür. Çünkü bu kurt boğdu bunun o denendi. Sen davar güderken koyun güderken seni canavara karşı kurda karşı köpeğin kaşı gözü kuyruğu basarı kurtarmaz. Ha kurtarmaz abi. Köpeğin kurtçuluğu cesareti. Yüreği kurtarır. Aynen öyle. Ya bu budur. Budur abi. Ağzı yamuk da olabilir. Yamuk da olabilir. Buyruğu simit de olmayabilir. Bak çok çirkin bir hayvan olabilir. Tabii canım. Bak çok çirkin. Nasıl diyeyim? Alnı ters, kuyruğu dümdüz. Ya kangal olması önemli değil. Anadolu çoban köpeğinden kurt boğan köpekler var. Abi. Sen işine ait olan köpeği beslemek gerekiyor. Şimdi adam, biz bundan çok karşılaşıyoruz. Adam götürüyor köpeği. Şimdi bu köpek daha da senin işini görmezse eğer evet. İşini görmezse ne yapıyor? Diyor ki ya bu nasıl köpek diyor tamam mı? Lan diyor götürüyor diyor 10 tane köpek işimizi görmedi diyor mesela. Aynen öyle. Şimdi buradan neye geliyorsun sonuç olarak? Şimdi sen bu köpeği tarif ettin, bu köpek kangal dedin. Aldın götürdün denedin abi. Boş bir iş çıktı. Ne yaparsın? Sürü sahibisin sen ne yaparsın? Boş bir iş. Köpeği götürdün sürü de denedin. Hemen yok edeceğim onu. Ne yapacak? Şimdi yurdamızı korurak besleyeyim mi? Sen bir tabi var, çeker koşur tüfeğe sıkar. Ha, şimdi öyle dediğimiz zaman bize vicdansız diyorlar abi, canlı yok, diyorlar. Yani adam, çünkü mal canın yongası yani. Senin asil görevini yapmıyorsan çoban yapar onu. Ha çoban yapar. Adam 4 yılını emek verecek, para harcayacak, sen tam işe yarayacağı zaman kurdu gör, kaçtan sonra adam sen neyle bakacak? Kaşına gözüne mi bakacak? Kaşına gözüne kimse bakmaz. Bu dudaklıydı, dudaksızdı, alnı tersti, düzdü, kuyruğu falandı. Abi kimse buna bakmaz. Şimdi zaten şöyle söyleyeyim, bizim farkımız bu hayvanları burada denediğimiz ve bu hayvanların burada denenerek geldiğini bildiğimiz için. Doğru mu abi? Evet. Bunları yaşamayan insan da gerçekten bu kangal bu değil diyemez. Mümkün değil. Ha. Bunları bir yaşamak lazım, bir gerçek hani onu hissetmek, onu görmek. Örnek vereyim sana daha gitmişsin gece yarısı saat 2. Buradan basmış, kurt gelmiş, ayakların titriyor. O arada köpek evet. Paçanın arasına girerse o safkangal dediğin git, acaba ne yaparsın? Yani bir de böyle düşün daha. Yani. Şimdi mesela bu da Karayın, Aşil'in torunu, Karayın'ın oğlu. Bu köpek mesela benim çok beğendiğim bir köpek. Şimdi bak, ama bir de şey var. Şimdi hata ayrı bir şey, kangal değil demek ayrı bir şey. Şimdi köpeğin bacağı beyaz mesela. Hani bunlar fenotip, genotip falan filan bir şeyler evet. Söylüyorlar ya. Bunları kapatmak çok kolay üretimde. Ha, üretimden kapatırsın. Bak şimdi ne yap? Fenotip, genotip bilmem. Abi şimdi orman şişleri var. Hiç beyazlıkları. Bu Alman kurduğunda bunu yapmışlar. Alman kurduğunu kurtluktan çıkarmışlar adamlar. Bak abi. Adam bu tam köpeğe, yerlerde geziyor. Köpeğin gücüne geziyor. Abi köpeğe ok gibi köpek. İşte biz kurtçu köpek diyoruz ya. Bak, köpek ok gibi. Kangal ne kadar atik köpek. Bak hayvan da kaburgalara çıkıyor kendine ne kadar geliyorsa. Şimdi köpeğin bacağı beyaz. Şimdi bacağı beyaz olmasa ayrı bir şey, kangal değil demek çok ayrı bir şey abi. Evet. Bacağı beyazsa, bacağı beyaz olmayan dişiyle ne işlersin? Ne olur? Beyazı azaltırsın. Doğru mu? Aynen öyle.
Mesela bugün gösterdiğimiz dişinin yavrulu. Hah, şu burada senin tarzın. He? Gene aynı yere geldi. Yani Aşil'in babası. Yok, babası evet. Bugün sana başı post. Post kanka. Göğüs açısı kanka. Buyruk. Kafa kanka, kuyruk kanka. Ne bu hayvanın hatası? Hayır. Ama hala devam ediyor. Ha bir de devam ediyor. Yani biz bak ne yapıp bugün... Kaç nesildir devam ediyor. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Mücadele burada yani. Ya zaten aslında şu da var. Aslında tamam konuşuyoruz, anlatıyoruz. Sadece insanlar bilgilensin diye. Yoksa başka bir derdimiz de yoktur. Tabii. Gene bunları üretmeye devam edeceğiz. Öyle. Gene bunu insanlar beğenecek. Şimdi ondan sonra bu da Tavaz'ın biraz daha yaşlanmış hali hayvanı. Hani normalde yaşlandığı zaman biraz daha şu köpeğe bak ya. Şu köpek, şu köpek. Şu köpek belgeseldeki yaşlı kurdun aynısı. Aynısı. Yaşlı kurdun aynısı ya. Bundan daha doğal bir köpek olabilir mi ya? Ha şuna bak ya. Süper ötesi bir hayvan ya. Normalde hani yaşlandığı çökmesi lazım mı? Bak çökmüyor. Abi de kanka köpeğinin güzel tarafı. Yaşlansa da aynı kurt gibi dimdik ölüyor abi. Barış bak 3 yıl önce. Ne lan gene buradaymış. Aynen öyle doğru söylüyor. İyi alıştın onunla. Mesela. Hah. Bak. Aynı köpekler. Aynı köpekler. Bu kim biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Hadi bil. Vallahi bilemez. Bu Şerkan. Moikanlı oğlu. Bu Barış Kamber değil, adamcı bir Ümit abi diye Kayseri'deki adam. O. Anladım. Onu ben Yunanistan'a verdiydim. Adam çok adamcı bir köpek istediydim. Sana o köpeklerini de anlatmış oluyor burada. Vallahi hepsini aklımda tutamıyorsun ki abi. Hani köpek değil mi? Şuraya yaklaşalım. Birbiriyle hiçbir kan bağı yok. Ama aynı köpekler. Şu panter. Hı. Roke vardı ya bendeki. He he he. Bak Bamber'den aldım. O. Bu da yukarıdaki ılgaz. Birbirinden alakasız hayvanlar. Biri muştan gelme, biri kangalda doğma bir köpek. Hadi bu bizimki panter, bizimki kırma anladık da. Değil mi ya? Aynen öyle. Aslında o dişinin tam bir resmini bulsam daha net olacak. Hah. Tavas. Hah. Bu da Tommy vardı ya. Karanfil. Onun oğlu Ares. Ve Post. Burada çok yaşlı. Ben... Yaşlı. Bir de bizim şöyle bir huyumuz var. Yaşlı köpeğe getiriyor. Bunu üretmeye çalışıyor. He. Bunu aldım geldim. 10 yaşındaki. Bir tane işte o enikleri üretebildim. Başka yoktu. Söyledi gitti köpeği. Ne? Abi demin dedik ya, bak köpek neye dönmüş dedik, yaşlı kara burada, burada yaşlı boz burada. Bak, hepsi kurt bunlar. Bu da Herkül'ün anası. Bu da o kifte birinci olmuş bir dişi ha. Şimdi kırma diyorlar ama onlar da beğenmiyor. Onun bizi bitler diye mi vuruyor? Abi en iyisi oldukları bak, için oluyor. Bak bak bak, bak çok mu? Güzel bir çileşme. Şimdi bunlar hiçbirinin kan bağı yok. Hı. Bu panter, bu da ılgaz. Hı. Ne kadar birbirlerine benziyor görüyor musun? Bizim aynı hatlar. Bizim kırmalar. He, aynı hatlar. Hiç değişiklik var mı? Abi komple aynı ya. Hah. Abi zaten şimdi mesele ne biliyor musun? Hani ben diyorsun ya. Kilo varmış. Şimdi şu köpeklerin güzelliğine bak. Şimdi ne oluyor? Bu köpekler kangalı temsil ediyor. Ve kangalın geleceğini sağlıyor tabii şu anda. Ama onların tarifine olan, göre olan köpekleri beslersen eğer... Mesela burada Sivas'ın tarihinde ilk seninle yarışma yaptık, hatırladın mı? Şimdi... O zaman ne olacak? Bizim kangalar yok olacak abi. Heh. Bak mesela burada çok güzel... Vay alim, ne kadar emek verdik ya. Betonda, Sivas'ın kangalına sahip çıktığı bir betonda... Şimdi de 7 milyon harcayıp da derine şey, çiftlik kuracağız. Çiftlik yere sahipmiş bu. Üreticiye destek verin. Güzel bir köpek vardı ya. Hah. Mesela.
Ana böyle güzel bir kanlı. Aynen. Buz olan. Buz olan. Evet. Ha, buna da laf ettiler. Biz bu köpeği birinci seçtik diye. Şu köpeği, tar, Kübülay köpeği. Evet. Kübülay'da en az 100 kere istedim bu numara satmıyor, satma. Çok güzel köpek abi. He, hatta o sen devreye soktun o barış. Şunu al diye de verme dedi. Abi iyi olanı zaten birileri görür. Yani. Seni şimdi birileri niye görüyor da geliyor? İyi bir şey yaptığın için geliyor. Kim ne anlatırsa anlatsın gerisi. Hikayeden teyyar. Hikayeden teyyar yani. Burada ne var? Sen doğruyu yap abi. Bak seni ben hep şeye inanırım. Senin kalbin doğru olsun. Doğru insanı bulursun. Doğru adam doğru adamı bulur. Yanlış adam yanlış adamı bulur. Doğru iş yapıyorsan Allah da görür, kul da görür, birileri de takdir eder. Sen hiç merak etme abi. Şimdi bu dişimize bakalım. Bunu da kanalım. Evet. O da şeye verdim ya. Romanlar vardı ya, Romanyalılar. Onlar böyle ne yaptım diyorum. Çok güzel bir dişiydi bak. Bu da resim. Çok. Heh. Bu da tarazımız ya. Şunlar, bunlar, şunlara bak, bunlar enik daha ya burada. Evet. Ayaklar kendinden önce geliyor. Mesela sana götürdüğü dişi vardı ya, onun biraz daha genç hali. Hayvan yaşlandıkça güzelleşiyor. Kangal da öyle bir özelliği var. Bak diğer köpekler yaşlandıkça çirkinleşiyor, kangal yaşlandıkça güzelleşiyor. Ha mesela şu yavruya bak, sokakta görsen zar sana. He. Ares'in onu paylaştın mı çok güzel benim. O en iyi küçüklüğü. He. Kangal 6 ayla diyor mu sana zar oluyor, ondan sonra güzelleşiyor. Aynen öyle. Küçüklüğüne bakarsan hiçbir şey yaramaz. Heh. O zar dediğim enikliğin biraz daha büyümüş var bak, enik oturmaya başlıyor. Hı. Ama işte gitgide güzelleşiyor şimdi. Hani sonradan ağzı kırılıyor ya, kırılınca eski kangal oluyor. O zaman süper oluyor. Gençken kangalından çıkıyor abi. Bunlar da kocaman köpek, Anadolu şu. Bir tane fizik bozukluğu yok şu köpekten. Bir metre yakın köpeğe. Mesela o en iyi, biraz daha büyümüş hali. Gitgide getiriyor. Neyse, gerekli bilgileri verdik. Yeter artık. Güzel de anlatım oldu. Evet. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler. Şu an tabi kapatma ki. Saat şu an gecenin 1'i. Biz bugün tam, sen kaçta geldin buraya? Öğlen gibi buradaydım. Öğlen gibi geldin. Hala biz köpek konuşuyoruz. Hala köpek konuşuyoruz. Kahvaltı yaptık. Yemeğe daha yeni geldik işte. Heh. İşte. Düşünün. Cümleten hayırlı günler. Sizlere bir şeylerde faydalı olabildiysek, ne mutlu bize. Kangal severlere güzel örnekler verebildiysek, anlatabildiysek, elimizden geldiğince bizler hep var olmaya, Allah ömür verdiğince yaşamaya, üretmeye çalışacağız. Biz gene elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugün olur gibi de eder. Yarın da hep zaman birileri çamur atar işte, hiç önemli değil. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.